Koştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Bana da verin bir tane. Tut. Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Evet efendim. Kadir Ezeli değil en hamarat. Benim de haftanın son gününde Neriman Hanım'ın salonunu şimdi alt üst edeceğiz. Etrafı. Dıştan gayet güzel, temiz görünüyor. Ben de gezdim, detaylarına baktım ama hanımlar biliyorsunuz ki biraz böyle kurcalamayı seviyorlar. Evet. Yani şimdi kadın kadını da çekemiyor. Bak kadınlar kuaföre gittiği zaman başınızda en çok ne geliyor sizin? Ben çok kuaföre gitmiyorum, değil mi için? Gittikleri zaman ben genel duyduğumu söylüyorum bu arada. İşte ucundan al diyorsun, gidiyor yarıdan evet. Kesiyor. Ya da şu rengi boyayım, ablam o sana gitmez bak. Geçen Necla'yı boyadık. Niye? Çünkü kıskanıyorlar. Onun daha güzel olması. Kadınların içinde var ama o. Evet, sizde biraz ihtiras var, kıskançlık var, evet. Hasetlik var. Ama bizde öyle bir şey yok. İsterse Mahmut kafasını sizde sıfıra vursun. Sizde yok yani Kadir Bey. Kerine vurur geçeriz biz. Ben, yok ben de kıskancım ama başka şimdi şeylerden. Sizin saçınız var mesela. Keloğlu'nu gördüğünüz zaman demiyor musunuz? Ah benim saçım var falan. Aa, evet şu an ikisini de görünce ama beni kıskandıklarını düşünmüyorum ikisinin de saç olayında. Benim kıskançlığım mesela bir insanı kıskanırım ama nasıl kıskanırım? Temizlik konusunda bence. Evi çok temizse, böyle evi pırıl pırılsa bir de tertip düzenimiz, çekmeceli açıyorum. Hemen eve giderim. Aynısını yapmaya çalışırsınız. Bak o konuda açık söylüyorum. Ben de öyle yaparım. Kesinlikle kıskancım. Temizlik konusunda gittiğim evde eğer bir düzen var. Mesela ben çok yarışmacılardan şey görüp evde gidip denemiş insanımdır. Aynen. Geçen bir yarışmacı buzluğun içine var ya bir yağlı kağıt sermiş. O gece eve gittim. Hemen gittiniz yaptınız hemen değil mi? Buzdolabını evet. Döktüm. İçine yağlı kağıtları serdim. Çünkü güzel bir şey. Evet. Yani bu benim açım. Güzel şeyleri kapmak güzel şeydir çünkü gerçekten. Çünkü neden biliyor musun? İnsanlar eğer kibirli olursa aa neyse yapar. Hani sanki biliyormuş gibi aslında. Aslında bu bir eksik bir açık evet. Değil. Her insanın bir şeyden önerecek. Bazı insanlar bir şey bilir. Bazıları mesela siz akıl edememişsinizdir. Aynen yapmamışsınızdır. Öyle. Mesela ben de bu buz küpleri var ya mesela bir arkadaşımda gördüm. Suyu kaynatıyor mesela et suyunu. Onlara boşaltıyor. Çocuklarına mesela yemek... Tablet gibi yapıyor. Tablet gibi. Bak ne güzel. Evet hani yani, ben gördüm mesela dedim çok güzel orada demedim. Falan yapmadım kesinlikle yani. Kesinlikle bu konuda kibir gurur olmaz. Evet. Güzel bir şeysi mesela bu adam. Her gittiği yerde o büyük kalçasıyla her şeyi deviriyor. Her şeyi ama deviriyor. Ne yapacak kabul ediyoruz işte. Tabii. Neriman ben su getireyim şimdi. Tamam. Bekle geliyorum ben. Hemen gel bekliyorum. Neriman Hanım biliyor musunuz? Kadir benim evime gelemiyor. Neden? Çünkü ev o kadar temiz ki Kadir hasetinden çatlamaktan korkuyor. Kadir Bey duydunuz mu? Neler söyledi arkanızda? Neden çatlayacakmış? Kız ne dedi o? Evi çok temizmiş. Siz gittiğinizde çatlıyormuşsunuz. Ay acaba bir bardak suyunu içmiş miyiz? Bir bardak. Daha kapısından içeri giremedik. Kendi her ayın 15'inde bizde. Yalan mı söylüyor? Kız tabii sen ona inanma. Neriman şimdi bu koltuğu itiyorum. Önce şu kahvelerimi toplasaydık. Ha Neriman önce sen tepsi al gel. Aynen, evet, aynen. Aynen. Anam bunlar Kadir da Bey. Tüylü. Ay hiç sormayın Kadir Neriman, Bey ne? Ya. O çocukların silahı nereden çıktı? İşte üç çocuk annesi olmak böyle bir şey. Vallahi senin yani Allah dün akşam almasın. Her tarafı şey yaptım taradım yani. Yani demek ki Neriman evi karantinaya almamış. Yo, bu çıktığına gerçi, göre bak evet. Bu da bir... Kız bana bak sana karantinadan bahsederse bunu gösterir. Vallahi yani çocuklarım daha dün akşam çıktılar. Kesinlikle Dilek Hanım gibi evi karantinaya almadım. Şimdi hemen şu koltuğun üstünü süpüreceğim. Neriman görüyor musun koltuğun üstündekileri? Evet evet. Yalnız Rukiye Hanım şu aynaları saati falan hep söküp baktı. Gerçekten. Vay 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 vay. Rukiye Hanım sessiz görünüyor ama altından daha neler çıkacak çok merak ediyorum gerçekten. Mutfakta ve salonda karton piyer aralarında tozlar buldum. Sahatını hatta aynaları indirip arkasını sildiğim anda tozlar buldum. Salonda bunun dışında hiçbir şey bulamadım. Siz asıl bombayı bilmiyorsunuz. Neymiş bomba? Neymiş bomba? Tuğçe Hanım'la Rukiye Hanım aydınlatmalara bile baktılar. Evet Tuğçe şey dedi onların arasına girmiş. Ah ah Tuğçe Hanım siz hala niye konuşuyorsunuz? Ya onların arasında hep elektrik tesisatı var. Hiç yani sormayın. Evet süpürülebilir ama çok zor bir yer orası ya. Kadir Bey gerçekten ben geçenlerde mesela orayı temizlemeye çalışırken elektrik çarptı. Eşim kesinlikle oraya hani girmemi yasakladı. Kız kaç tane yarışmacı öyle olmuş zaten. Yani çünkü orası da bir zahmet artık. Çok gerçekten hani denedik ya. Ama yani elektrik sorunu olunca yapmadı. Yani Neriman söyleyeyim eğer ben yarışmacılar gibi ev geçsem bu yarışmadan kimse birinci olamaz. Değil mi? Yani o kadarına da elin saf ya. Normalde gezecek de ben izin vermiyorum. Tabii tabii canım abim. Abim engeli. Eğer sen bir açık görsen var ya benden önce bağırırsın. Siz izin vermediğiniz için mi yapmıyor? Kız git inanma şu adamın dediklerine. Sana bir şey diyeyim eğer orada bir şey olsa benden önce o bağırır. Gerçi. Sanki tanımıyorsun Neriman. O da doğru gerçi.
Neriman, bu masanın altında şimdi beyaz beyaz şeyler var. Beyaz beyaz derken bakalım. Bak, kamerada görünmüyor ama sen görüyorsun değil mi? Evet, evet. Yani sanki böyle ahşap iş geldiğinde mi silinmemiş? Ya aslında sildik ama... Bak, görüyor musun? Gördünüz değil mi Neriman Hanım? Nasıl da buluyor? Evet, vallahi Kadir Bey buluyor. Yani orayı niye silmedin ya da sildiğinde geri mi kusuyor anlamadım. Bir yani değişiklik. Sildik aslında. Hatta kendim özellikle sildim. Bu mobilya ne zamanlık mobilya? Taşındığımız zaman aldık Kadir Bey. 3 senedir. 3 senedir. Hı hı. Şu an resme. Ölüyorum. Vallahi billahi. Yardım edeyim Kadir Bey? Şöyle bir alayım ben. Dur şimdi sen buraları. Gerçekten yerlere uzandınız Kadir Bey. Ya. Neriman'ın masası için tam Altepe'den geldim Bağcılar'a. Annem dedi ki nereye gidiyorsun sabah sabah? Dedim ki sus, Neriman'ın masasının altı silinmemiş. Dedim ben bir 5 dakika gideyim geleyim. Ben de sizin için ayna yaptırdım Kadir Bey girişi. Siz kendinizi göresiniz diye. Allah razı olsun. Evimde şey yabancılık çekmeyeyim diye Neriman. Tabii. Sizin de aynaları sevdiğinizi biliyorum Kadir Bey. Ay Neriman, seviyorum ama nalet gel akı. Sil bitmiyor, sil. Hele çocuklu misafir gelsin, o çocuklar ellerini yalayıp yalayıp aynalara dokunuyorlar, bana cinnet geliyor. Ay, işte benim evimde de sürekli çocuk olduğu için Kadir Bey. İşte bu ahşap tozu Neriman. Ahşap tozu mu? Ahşap tozu, aynen. Şimdi ben bir su daha getireyim, masanın altını sileyim, sandalyeleri itelim, bekle dur geliyorum hemen. Neriman Hanım bakın, Kadir köşe bucak demedi buldu. Oysa Tuğçe Hanım'ın evinde bu kadar detaya girmemişti. Tamam. Kadir Bey, ben çok kötü şeyler duyuyorum buradan. Dur geliyorum. Gel gel. Koltuklarda kırıntı var diyorlar. Gerçekten var mı? Ya aslında şöyle, ben hatta elimi arasına sokarken tırnağım kalktı ama Kadir Bey'in elin mübarek nasıl bir else. Benim ellerim kelpeten gibi. Gerçekten kelpeten gibi, yani o eli nasıl oraya soktunuz? Ben çünkü sokmaya çalışırken tırnağım kalktı Kadir Bey. Benim gerçekten şimdi... bakın. Ben tırnağım kalktı, hatta benim... kesmedim canım. Bak sana bir şey diyeyim. Geçen ben bir yarışmacının eli, artık o kadar gözü kara dalıyorum. Elimi soktum böyle götürüyorum, zımbası varmış. Elimi kesmiş, onu bile ki... farkında değil. Delice iş yapıyorum. Siz şimdi benim. Bak ben bir şey duydum. Ne? Tuğçe Hanım'ın evini bu kadar didiklemediniz vallahi Kadir Bey. Ay taktı ona, seni geberteceğim bak, kadını dolduruyorsun. Kız Tuğçe, şimdi konuşmayayım şimdi diyorum. Şimdi konuşmayayım diyorum ama konuşayım. Hayır konuşmayayım diyorum, konuşuyorum. Allah aşkına Tuğçe'nin evini gezmeye gerek var mıydı? Zaten nereye baksan görünüyordu. Tutuyorum kendimi, beni zorluyorsunuz illa. Şimdi haftanın başından beri bu kadar eleştiri yapan birinin evinde o kadar kir çıkınca açıkçası dedim ki tamam bari hani ben üstüne çok gitmeyeyim. Çünkü biliyorum zaten siz yarışmacı olaraktan zaten yürüyeceksiniz. Mümkün ama olsa... yürümedi Kadir Bey. Evet, dün ama Allah razı olsun. Bak başkaları olsaydı, bu haftaki yarışmacılarımdan cidden çok teşekkür ediyorum. Bazı konularda çok hassasiyetler. Gerçekten yürümedik cidden yani. Sizin yerinizde geçen haftalardan bir iki yarışmacı olsaydı yemin ediyorum Tuğçe o masadan ağlayarak kalkardı. Ama siz az çok etrafı gördünüz. Ya şöyle, yarışmadan hani dediğim gibi dün de söyledim. Hayatımız bu yarışmadan ibaret değil Kadir Bey. Sonuçta hani sonraki tabii, hayatımız tabii. da var. Yani insanları rencide etmek istemeyiz. O yüzden ben de sustum ama bu adam beni zorluyor. Bu adam beni zor. Daha da susuyorum, beni konuşturmayın. Beni konuşturmayın. Yerleri siliyoruz. Neriman, bu yerlerde kırıntılar kıpırıntılar görmüşler. Yani küçük aslında... küçük kıllar görmüşler. Yani onların gördüğünü söylüyorum sana. Evet. Ben. Ya aslında sabah tekrardan hani ben süpürdüm, sildim. Akşam da aynı şekilde ama bulmak istiyorlar Kadir Bey. Bana garezleri var. Ne diyeyim yani? İşte bulan buluyor anacığım. Evet, bulan evet. buluyor. Evet. Onun için ne diyoruz? Evde silmedik, girmedik, yer bırakmam. Nereden çıktın? Nereden çıktın sen? Her yeri ovalarım hep, çitilerim hep Kadir. Her yerim tertemiz Kadir. Gitsin dertlerimiz la la la. Vallahi nasıl neşeli Neriman, nasıl neşeli. Maşallah, Allah bozmasın. Neriman, sandalyeleri itelim masanın altına. Tamam. Ondan sonra şu koltukların arkasını bir çekelim bakalım. Yalnız eşyalarını çok beğendim. Çok teşekkür çok ederim. Çok zevkli, çok böyle boğucu değil, koyu da değil. Hadi artık mutfağa gidelim. Hadi mutfağa mı gidelim? Hem bu, o zaman kapının ağzına gidin, şu ortayı süpürelim, gelelim mutfağa. Haydi geç. Geldim Kadir Bey. Evet, şimdi Allah aşkına sana ben ne vereyim şimdi? Bak o beyaz peçeteyle gezmiştir kesin. Ben sana şu bezi vereyim. Kadir, sence şu peçetedeki kirler nereden çıkmış olabilir? İşte diyorum ya, aspiratöre sürmüş onu, aspiratöre. Aspiratöre. Aç bakayım onu. Aspiratörden değil, üstten buldular onu. Hangi üstten? Dolabın en üstünden mi? Kadir
karton piyerin arasına bak, o karton piyerin arasına o peçeteyi sokarsan tabii simsiyah gelir. Ya şimdi o şöyle söyleyeyim Kadir Bey, gerçekten orada 2-3 kere hani taşındığım zaman da hani elektrik süpürgesiyle yaptım, elektrik çarptı. Hatta sigortaya çektik, bu sefer gelen beyefendi dedi ki bunlara zarar verirseniz ellemeyin, hani bu elektrik şeyleri falan var. O yani şu beyaz peçeteyi, şu beyaz peçeteyi şimdi oraya sürersen tabii siyah. Normalde beyaz çıkması gerekmiyor mu? Nasıl siyah çıkmış? İçi tozludur da. Bence kendisi koydu Kadir'e. Gel bakayım. Hadi orayı geçtim. Şurayı aç Neriman. Al bezi. Şunun şu iç şu yan işlerini bir al bakayım. Yani Kadir de ben alıyorum aslında ama. Simsiyah dedi Tuğçe. Simsiyah. Ha, gerçekten simsiyah mi? Vallahi. Yani Kadir Bey görüyorsunuz. Ha. Bir şey var mı? Yani zaten yani siyah bir demir siyah demir yani silerseniz. Şuralarında yağ yok. Şu motorunda yağ yok. Buraları yok. Temiz. Tak Neriman şu filtreye, bana cinler geliyor şimdi, yemin ediyorum sana. Vallahi. Zaten yeni değil mi bu aspiratör? Ya 4 senelik hani Kadir. Sadece camını biraz boz bulanık silmişsin Neriman. Bak görüyor musun? Bu da akşam eşimin yüzünden. Niye eşim? Tüy var dedi. Hayır tüy var dedi. Ben de orada dedim dur silin, beni çağırdı. Unuttum. Sen bunu sil, ben sana kurulama bezi getiriyorum. Dur bekle. Biraz abartmıyorlar mı? Ne dersiniz? Vallahi bence öyle. Zaten haftanın başından beri bana bir garezleri var hepsinin. Yani bana karşı bir dolular, niye bilmiyorum. Olduğum gibi olduğum için bence. Onlar hepsi oynuyor. Kız Neriman ile buranın manzarasıyla kartana gider. Tabii tabii Kadir Bey. Sizi, onu da sizin için yaptırdım Kadir Bey. Belediyeyle anlaştım ben. Sizin için yaptırdım. Vallahi çok güzel, nasıl güzel park. Komşularla nasıl kısır yapılır değil mi burada? Ay hem de nasıl tam pikniklik yer. Evet. Yalnız keşke senin salon tarafında bu tarafa baksaymış, daha güzel hiç olmuş sormayın aslında. Orası çok karanlık, o yüzden eşim 24 saat ışık yanıyor orada. Evet. Bak camın üstü gayet güzel, temiz. Burayı kapatıyorum, camların da gayet güzel. Kornişlerin üstünde bir şey yok. Şey ne dedi biliyor musun? Dilek. Evet. Bunu da kirli bulmuş, menfezi kirli bulmuş. Camdaki havalandırma kapağı pisti, orayı unutmuş ve mutfağındaki tavan arası çamur gibiydi. Gerçekten. Kameraya söyle. Yani ha. Dilek Hanım, hiçbir şey demiyorum. Kendi evinizden sonra nasıl konuşabiliyorlar? Neriman Hanım, ne kadar detayları atladığınızı inkar etseniz de kameralar her şeyi gördü. Evet, bulaşıkları dizdik, ortalığı da toparladık. Neriman sen doğru giyinmeye, ben de makine temizleyicisi atayım, onun için bir paklansın. Tamam. Ondan sonra Neriman'ın muhteşem menüsüyle ve haftanın son günüyle karşınızda olacağız. Geç bakalım. Neriman dolanı gel, Neriman yandan gel. Bugün 15 bin liranın sahibi kim olacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.